Evet sevgili izleyiciler, Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin hepinizin üzerine olsun inşallah. Hayırlı günler ve de hayırlı haftalar diliyorum. Güzel bir hafta ve güzel bir salı günü olmasını siz değerli izleyenlerime temenni ediyorum. Bugün günlerden 20 Ağustos 2024 Salı günü. Bu sohbet videomuzda yarın akşam saat 22'de oynanacak olan ve TRT1 ekranlarından şifresiz canlı olarak yayınlanacak mücadelede Galatasaray futbol takımımız UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk mücadelesi için İsviçre'de olacak ve İsviçre'nin güçlü takımı Young Boys ile deplasmanda karşı karşıya gelecek ve mücadele saat 22'de başlayacak ve az önce de belirttiğim gibi TRT1 ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak. Bizler de Galatasaray Young Boys UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk mücadelesini özel olarak değerlendireceğiz, yorumlayacağız ve skor tahmininde bulunacağız. Öncelikli olarak Galatasaray futbol takımımıza UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk mücadelesi olan İsviçre'de oynayacağımız Young Boys Galatasaray maçında temsilcimiz Galatasaray'a canı gönülden ve yürekten başarılar diliyoruz inşallah. Avantajlı bir skorla İstanbul'a döndüğümüz güzel, keyifli bir mücadele olur. Güzel goller atarız. Güzel bir mücadele olmasını temenni ediyorum şimdiden. Galatasaray'a baktığımızda Galatasaray futbol takımımız biliyorsunuz Süper Kupa mağlubiyetiyle sezona başladı maalesef. Büyük bir hezimete uğradı. 5-0'lık bir mağlubiyet aldı ama ardından Süper Lig'e tam tersi bir başlangıç yaparak, iyi bir başlangıç yaparak Galatasaray'ımızda moraller yerinde 2-2 yaptı. Önce kendi evinde İstanbul'da Takaş Hatayspor'u 1-0 geriden gelerek Mauro Icardi'nin 80. dakikada penaltı golüyle ve 89. dakikada Michy Batshuayi'nin kafa golüyle 2-1 İstanbul'da Ali Sami Yen'de mağlup etmiştik. Son oynadığımız Konya mücadelesinde ise aynı skorla bu kez Kerem Aktürkoğlu'nun 41. dakikada attığı gol ve ikinci yarıda Barış Alper Yılmaz'ın harika golleriyle 59. dakikada atmış olduğu harika golle Konya'dan da 3 puanla döndük ve 6 puana yükseldik. Beşiktaş averaj üstünlüğüyle ikinci sırada Süper Lig'de yer alıyoruz. Kısacası Galatasaray'da moraller ve keyifler yerinde. Üst üste alınan galibiyetler Süper Kupa maçını bir nebze olsun unutturdu ama tabii unutmak kolay değil. 5-0 unutmak, o mağlubiyeti unutmak, o mağlubiyetin şokunu atlatmak gerçekten kolay değil ama hayat kaldığı yerden devam ediyor. Sonuçta bizler de Beşiktaş'ı daha önce çok kez mağlup ettik. Böyle şeyler olabiliyor maalesef. Bakıldığı zaman UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gelecek olursak Galatasaray futbol takımımız UEFA Şampiyonlar Ligi serüvenine yarın akşam itibariyle başlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için Young Boys eşleşmesine geçmemiz lazım. Ve bu eşleşme adına ilk adım deplasmanda atılacak ve Young Boys'a karşı karşıya geleceğiz. Güzel bir haberi sizlere verelim. Belki çoğunuz biliyordur. Bundan sonra 2027 yılına kadar, yani 2024'ten 2027 yılına kadar 3 yıl boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları TRT1, TRT Spor ve tabii ekranlarında canlı şifresiz olarak ekrana gelecek, canlı olarak yayınlanacak maçlar. Galatasaray'ımızın da yarın akşam oynayacağı mücadele, saat 22'de başlayacağı mücadelede TRT1 ekranlarından şifresiz canlı olarak yayınlanacak. Bu da güzel bir gelişme, güzel bir haber. Temsilcilerimizin maçlarını canlı izlemek, özellikle Galatasaray'ımızın UEFA Şampiyonlar Ligi serüvenindeki maçlarını canlı izlemek, inşallah UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacağımızı düşünüyorum. Çünkü bu sistemde bir format değişikliği var. Ve lig usulüne göre bu sezon bildiğim kadarıyla UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamaları oynanacak ve bildiğim kadarıyla 8 maç oynanacak. Yani normalde 6 maç oynanıyordu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları format değişikliği ile birlikte 8 mücadele oynanacak diye biliyorum. Lig usulü
şeklinde oynanacak. Bakalım göreceğiz. Yani bizler adına zorlu bir Avrupa serüveni bizleri bekliyor. Yan boksu hafife alamayız. Tamam, bu sezon ligi kötü başlamışlar. Ama ondan önce iki sezon üst üste aynı Galatasaray gibi onlar da İsviçre liginde şampiyon olmuşlar. Hani benim bildiğim kadarıyla çok fazla takip ettiğim bir takım değil yan boks. O yüzden dolayı tam olarak detaylı bir şekilde takımın ne durumda olduğunu bilmiyorum ama sadece duyduğum haberlerden sizlere burada aktarıyorum. İyi bir durumda olmadığı şu an itibariyle gerçek. Ama Galatasaray'ımız da oyun anlamında bence şu ana kadar tatmin edici, Galatasaray taraftarını çok mutlu eden bir performans sergilemiyor. Ama şu da bir gerçek. Bazenleri büyük takımlar kötü oynarken de kazanmasını bilir. Bizler Atakaş Hatay Spor maçını da çok iyi oynamadık. Konya Spor maçını da çok iyi oynamadık. Yani Beşiktaş gibi Antalya maçını domine eden bir Beşiktaş gibi bizler Konya maçını domine ederek kazanmadık. Ama en azından golleri atabilecek kadar pozisyonlara girdik. Ama öyle tatmin edici, böyle basan, ısıran, o coşkulu, istekli Galatasaray maalesef hala daha sahada yok. Ama bu şu anlamına gelmiyor. Ligde böyle oynadı diye UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray geri çekilecek veya basit goller yiyecek bir takım değil. Yani böyle futbol oynayacağı anlamına gelmiyor. O yüzden o da yan boks maçı bizler adına çok önemli. Deplasmanda oynayacağız. Çok dikkat etmemiz lazım. Savunmada basit hatalar yapmamamız lazım. Kolay goller yememiz lazım. Yani lig mücadelelerinde iki mücadelede çok basit iki gol yedik. Önce Hatay maçı, sonra Konya maçı. Yani hakikaten bizlere yakışmayacak goller yiyoruz. O yüzden dolayı savunmada bariz hatalar yapmamamız lazım ve bununla birlikte çok iyi hücuma çıkarak ön alanda baskı ve presle rakibin direncini kırarak bulabileceğimiz bir erken gol ve devamının gelmesi halinde ben güzel, keyifli bir mücadele olacağını şahsen düşünüyorum. Ama evinde oynadığı için yan boksta bu mücadele kesinlikle kazanmak isteyecektir. O yüzden dolayı bizlere hem zorlu hem stresli hem de bir o kadar keyifli bir mücadelenin beklediğini söyleyebilirim. Bundan hiçbir kuşku ve şüphem yok. Güzel bir mücadele olacağını şahsen düşünüyorum. Peki gollerimizi kimler atar? Mücadele nasıl sonuçlanır? Galatasaray yan boks maçını kazanır mı? Bunu da konuşalım, değerlendirelim. Ben Galatasaray'ımızın bu mücadeleyi 2-1 kazanacağını, yine 2-1'lik bir skor tahmini yapacağım. İki tane aklımdan geçen skor tahmini var aslında. 2-0 ya da 2-1. Birinden biri tutabilir büyük bir ihtimal diye düşünüyorum. Çünkü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol yememek gerçekten çok zor bir durum. Muhakkak yine kesin bir gol yeriz diye düşünüyorum ama inşallah yemeyiz tabii ki de. Ümidim gol yemeden yan boks maçını kazanmak, rahat bir skorla İstanbul'daki maça çıkmak ama böyle takımlar tehlikelidir. O yüzden dolayı en kötü bir gol yiyebiliriz diye düşünüyorum ama ben yine de zor bir mücadele olmasına rağmen kazanacağımızı, 2-1 kazanacağımızı düşünüyorum. Peki golleri kimler atar? Yan bokstan oyuncuları bilmediğim için yan boksun golünü kim atacağını tam olarak ismen söyleyemiyorum. Çünkü isimlerini bilmiyorum futbolcuların. Tekrar özür dilerim o konuda. Ama Galatasaray'ımızın gollerini ben Mauro Icardi'den ve oynaması halinde Mertens'ten bekliyorum. Benim skor tahminim 2-1. İnşallah Galatasaray kazanır ve UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş mücadelesi olan ve 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak olan rövanş mücadelesine daha avantajlı bir skorla çıkar diyorum. Yani 2-1'den daha farklı ve daha güzel bir skor olmasını temenni ediyorum. Benim skor tahminim ve maç hakkındaki yorum ve görüşlerim bu şekilde. Hatırlatmamızı yaparak tamamlayalım. İki tane hatırlatma yapayım. Başta yaptığım gibi tekrar hatırlatayım. 3 yıl boyunca UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT1, TRT Spor ve TRT tabi ekranlarına, yani TRT ekranlarında 3 yıl boyunca Şampiyonlar Ligi maçlarını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Bu güzel müjdeyi ve hatırlatmayı sizlere tekrar müjdeyi vermiş olayım, hatırlatmayı yapmış olayım. Diğer bir hatırlatmam da UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarına özel videolarımız.
Bu sezonda aynı kaldığı yerden geçen sezon olduğu gibi devam edecek. Ve bu ilk mücadelemize özel UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff turu Young Boys Galatasaray maçı özel sohbet videomuzda yarın Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalında olacak. Bu videoyu yarından itibaren izleyebilir. Sizler de Young Boys Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff turu ilk mücadelesi için skor tahminlerinizi yorumlar ve görüşler kısmına yazabilirsiniz. Maç hakkındaki yorumlarınızı ve skor tahminlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz diyelim. Ve videomuzu tamamlayalım. Böyle güzel ve özel 2024-2025 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray futbol takımımızın maçlarına özel maçlarından önce değerlendirme sohbet videolarının Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalına devamının gelmesi için Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Yepyeni ve güzel UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu maçlarına özel ve UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray futbol takımımızın 2024-2025 sezonu maçlarının özel değerlendirme sohbet videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hayırlı günler ve hayırlı haftalar diliyorum. Güzel bir hafta ve güzel bir salı günü olmasını siz değerli izleyenlerime temenni ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili izleyiciler. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.